Evet, kıymetli arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Birazdan YouTube'da yayına başlayacağız. Öncesinde buradan haber vermek istedim. İnşallah YouTube yayınımızda sorulara cevaplar vereceğiz. Fakat muhtemelen çok fazla soru sorulacak ve o sorulara cevap verme imkanımız olmayacak. Onun için bir post paylaşacağım ve postun altındaki sorulara cevaplar vereceğim ve bu akşam da niçin K-pop meselesiyle ilgili ara vermek istediğimi, yani niçin bu konuya kızdığımı da canlı yayında açıklayacağım. Çünkü bu önemli bir konu, çok önemli bir konu. Fakat gerekli ilgiyi gösterilemeyen bir konu. İnşallah bu akşam detaylı konuşacağız. Bu arada K-popçulardan canlı yayına şu anda Instagram'da katılmak isteyen varsa onunla çok kısa konuşalım. Saat 10.30'da YouTube canlı yayında inşallah detaylı bir şekilde zaten sorulara cevap vereceğim. Yani onları da bir dinleyelim. Bakalım ne diyorlar. Sonra demesinler bize söz hakkı vermediniz demesinler. Katılmak isteyen K-popçu varsa ben hemen dinleyeyim. Bu arada aleyküm selam Suat Hocam, Musa Bey, tüm herkese teşekkür ediyorum. İnşallah birazdan YouTube'da Sait Ercan kanalında konuyu konuşacağız. Canlı yayına katılmak isteyenler var. Bakalım K-popçulardan kim var? Evet. Kardeşimiz katılmak istemiş. Bakalım Elif kardeşimiz neler söyleyecek? Evet. Sanırım o da katılamadı. Evet. K-popçu kardeşlerimiz katılmak isteyen varsa ben alacağım yayına onları da inşallah konuşturacağım. Ve ciddi anlamda onları dinlemek istiyorum. Fakat bu akşam söyleyeceklerim önemli. Yani bu akşam bazı meseleleri açıklayacağım ve ne dönüyor, arka planda ne dönüyor, nereye gidiyor bu iş, onlara da inşallah konuşmuş olacağız. Evet, bir kardeşimiz bağlanmak istiyor. Eslem Ela. Bakalım Eslem Ela ne diyecek? Geri çevirdi, evet. Gördüğünüz gibi K-popçular konuşmuyor. Yani arkadaşlar, ben onları konuşturmak için yayın almak istiyorum ama konuşmuyorlar. Onun için yayında lütfen şunu söyleyeyim. Şimdi birazdan YouTube'a geçeceğiz. YouTube'dan alacağım sorularınızı. Ve soruları Instagram'daki sayfamın altına sorabilirsiniz. Fakat burada konuşamıyorlar gördüğünüz gibi. Yani ben canlı yayın açmaya çalıştım ama maalesef olmadı. Şimdi bir BTS Army kardeşimizi daha yayına alıyorum. Bakalım katılacak mı kendisi? Evet. Şu an 4 tane kardeşimizi bağlamak istedim. Evet, BTS Armiden sayfadan birisi kaldı. Bir bakalım soruyu alalım. Evet. Ya siz niye K-pop'a bu kadar taktınız onca konu varken? Kiminle görüşüyorum kardeşim? İsim nedir? İsmi var mı? Nisa. Nisacığım, sorunu sorarsan ben de cevaplayacağım seni. Evet, sorun nedir? Sanırım bağlantı sorunu var. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar konuşamıyoruz. Yani çocuklar konuşamıyorlar. Yani hepsinin başında farklı resimler var. Yani gerçek bir kişi yok. Nisa diyebilirsiniz diyor. Yani ismi de muhtemelen Nisa değil. Neyle karşı karşıya olduğunu görüyorsunuz. Mehir diye birisi katılmak istemiş. Mehir'e gönderiyorum davetiyi. Bakalım ne diyecek. Yani muhtemelen birisi bana küfür edecek ama dur bakalım hangisi küfür edecek. İlginç. Merhaba. Merhabalar. İyi günler. İyi günler. Buyur canım. İsim nedir? Adım Mehir. Mehir, buyur sorunu alayım inşallah cevap vereceğim.
Öncelikle kimseye hakaret etmek istemiyorum ya, böyle bir amacım da yok. Herkese ve size de saygım sonsuz. Teşekkür ederim. Sadece tek bir şey söylemek istiyorum. Bu da şu. Yani Türkiye özgür bir ülke ve özgür bir ülkede bence herkes istediğini dinleyebilir. Ve yani laik bir ülke olduğu için herkes istediği dine inanabilir, ibadet edebilir. LGBT üyesi olabilir. Yani tamam, anlıyorum size. Ama demek istediğim gibi özgür ve laik bir ülke olduğu için herkes bunları istediği gibi yapabilir diye düşünüyorum. Peki Mehir, Bunu yani açıklamamız ne? Öğrenebilir. Buyurun. bağımlı olabilir mi? Küfür edebilir mi başkasına? Ha, onu Saygısızlık yapabilir açıklayabilir mi? miyim? Tabii ki. Onu açıklayabilir miyim? Aslında evet, onlara ben de katılmıyorum. Çünkü küfür etmek hiçbir şekilde, hakaret etmek hiçbir şeye çözüm değil. Yine de dediğim gibi saygısızlık söz konusu. Bunlara Ama katılmıyorsun sizin demek ki. yaptığınızda size, yani ben kimseye haksızsınız diyemem ama yine de sizin yaptığınız biraz haksızlık gibi oluyor. Sonuçta biz sadece Peki. müzik dinliyoruz. Bağlantılı bir şekilde bir şeye bağlanmıyoruz. Bağlananlar da Peki var ama Mehir. onların çoğunun yaşı küçük. Ha, Peki buyurun. Mehir, ben baştan beri beni takip ediyorsan müziğe bir şey söylemediğimi, fakat kendi kültürümüzü korumamız gerektiğini, Türk kültürünü korumamız gerektiğini, kendi örf, ahlak ve geleneklerimizi korumamız gerektiğini, Kore bayrağının Türk bayrağından daha önce olmaması gerektiğini ve bu dünyada popüler hale gelen LGBT'nin bizim çocuklarımızın kafasını karıştırmaması gerektiğini söylüyorum. Yanlış bir şey mi söylüyorum? Sizi anlıyorum ama zaten bu yönelim çoğu doğuştan olan bir şey. Ben destekliyorum ya da ben bireyim Peki senin demiyorum ama çevrende yine de... Mehir, hemen soru Evet, cevap buyurun. vereyim. Senin çevrende kaç tane LGBT var? Ailende var mı? Hayır, benim çevremde yok ama olanlara da saygım var Peki, çünkü bir özgür şey bir söyleyeceğim. Mehir, ülkedeyiz ve... tamam, soru cevap yapalım. Benim çevremde de kimse yok. Arkadaşların çevresinde de Evet. yok. Okulunda da kimse yok. Peki nereden çıktı birden her tarafta bu bayraklar? Normal mi sence bu? Hayır, yani onlar hakkında hiçbir fikrim yok ama yine de herkesin yönelimi kendine ve özgür bir ülkede olduğumuz için herkes kendi istediğini yapabileceğini, başkalarının haklarını kısıtlamadan herkes kendi istediğini yapabileceğini düşünüyorum. Bu yüzden çok da karıştırmamak lazım. Herkes kendi hayatını yaşıyor. Tamam, sizi Kaç anlıyorum. Çocukların yaşındasın Mehir? Kaç yaşındasın? ben 14 yaşındayım. 14 yaşındasın. Peki bunları konuşmak için 14 yaş erken bir yaş değil mi sence? Bir şey, ben yani bunların yaş ile değil daha çok zihin Mesela ile alakalı peki olduğunu şu doğru bir düşünüyorum. şey mi? İki tane erkek K-pop sanatçısını birbirine yakıştırmak, bu ikisi birbiriyle evlense, öpüşse, bu doğru bir şey mi? Pardon, bir şey diyebilir miyim? Onu ben de savunmuyorum ve onu ben de doğru Peki, bulmuyorum ama 11 onlar yaşındaki. resmi olarak onu açıklamadılar ve resmi olarak hiç açıklanamayan hiçbir şey üzerinden teori kuramaz kimse. Peki K-pop Mehir. fanları da size veya bir... Buyurun. Peki 11 Dinliyorum. yaşındaki bir kız çocuğunun bir K-pop sanatçısıyla evlendiğini, yatağa gireceğini, kocası olacağını söylemesi Bakın, doğru bir şey bunlar mi? zaten çok şey. Bunlar büyük kitleler değil. Bunlar zaten küçük olan kitleler ve bunları Peki kimse doğru bulmuyor. ben bunlarla uğraşıyorum. Sizinle bir alıp veremediğim yok Hayır ki ama yani. ben en başından zaten sizin amacınızın bu olduğunu zannediyordum ama siz sonradan daha büyük yerlere girmeye başladınız. Ben Nereye zaten bunu mesela? savunuyorum siz. Evet. Nereye mesela? Siz bu kangren grupları gittikçe artan, yani hedef haline gelen bu çocukları, 11 yaşındaki çocukları siz koruyamazsanız, o çocukları siz eğer engelleyemezseniz ben devreye girmem normal değil mi? Büyükler olarak, abiler olarak, yazar abisi olarak. Benim 8 Bizi niye yaşında bir kardeşim, bir de mecbur on ettiniz peki? benim 8 yaşında bir kardeşim ve 10 yaşında bir kuzenim var. İkisi de K-pop dinliyorlar. Ama hiçbir şekilde böyle sizin anlattığınız şeyleri kesinlikle yapmıyorlar. Peki bağımlı Bu değiller mi? tamamen Bağımlı değiller mi? yani bağımlı olan kitle, dediğim gibi siz bir kitleyi söylüyorsunuz, ben bir kitleyi söylüyorum. Bu kısıtlı bir şey. Yani herkese hitaben demeniz bunu bence yanlış.
Evet, Mehir'cim teşekkür ederim. Şimdi YouTube canlı yayına geçeceğiz. İnşallah orada soruları cevaplayalım, olur mu? Ben kendimi açıkladığımı düşünüyorum. Teşekkür ederim aldığınız için. İyi günler. Evet, ben teşekkür ederim. Yani özellikle hakaret etmediğin için, güzelce konuştuğun için ayrıca teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum sana. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar. Evet arkadaşlar, Mehir gibi kardeşlerimiz. Şimdi Mehlika diye bir arkadaşımızı bağlayalım. Bakalım Mehlika neler söyleyecek. Bu arada birazdan YouTube'a geçeceğiz. Orada bazı şeyleri açıklayacağım. Son sözlerimi açıklayacağımı söylemiştim. Ne oldu arka planda onu açıklayacağım. Bu kayıtta dursun. Mehir'le güzel sohbet ettik. O bana hak verdi zaten. Yani bu konularda haklısınız dedi. Keşke onlar bu sorunları çözebilseler ve bize gerek kalmasa. Evet. Mehlika kabul edemedi. Şimdi tabii hepsi birbirine benziyor. Kimi davet edeceğimi bilemiyorum. Hep kendi isimleri yok. Kendi resimleri yok. Hep bir şey resimleri var. Evet, bakalım bir kardeşimiz daha bağlanıyor. Evet, merhabalar. Ben bir şeyler söylemek istiyorum. Tabii önce seni tanıyalım. Nereden bağlanıyorsun? Adın ne? Yaşın kaç? Bunları söylemek istemiyorum açıkçası. O Sizi zaman ilgilendiren bir şey değil. seni alamıyoruz maalesef. Evet. Adını söylemiyor, yaşını söylemiyor, nereden bağlandığını söylemiyor. Onun için onları alamıyoruz. Çünkü robotla mı konuşuyoruz, botla mı konuşuyoruz, kimle konuşuyoruz bilemediğimiz için. Bir kardeşimiz daha bağlanıyor. Evet. Merhaba. Merhabalar, iyi akşamlar. Kiminle görüşüyoruz? İsmin nereden katılıyorsun? Yaşın kaç? Benim ismim Ebrar ve Adıyaman'dan katılıyorum. Evet, Ebrar yaşın kaç? Yaşım 15. Güzel. Buyur Ebrar, seni dinliyorum. Sorun varsa alalım. Birazdan YouTube'a geçeceğiz. Orada da inşallah konuşacağız. Ya sorum yok da size söyleyeceğim şey, siz hani opacılara karşıyım diyorsunuz ya. Evet. Biz zaten K-popçular, yani K-pop sevenler, biz zaten oppacıları zaten sevmiyoruz ve genellikle oppacılar 8 yaşında, 10 yaşında falan oluyorlar. Peki shipper'lar için ne söylemek istiyorsun? Bir de Shipper'lar da T-Cook falan shipliyorlar. Onlar bence çok saçma. Bir de Bangtan Pink shipliyorlar. Çok saçma bence. o zaman seninle biz aynı mı düşünüyoruz? Herhalde aynı Evet, şeyleri aynı düşünüyoruz. düşünüyor olabiliriz. Tamam. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Hayırlı akşamlar diliyorum sana da. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet, tabii bugün bir gelen RP olayı vardı. Onları da size okuyacağım. Yani ne yapıyorlar? Bazı gruplarda bu sanatçıların rolüne girip, yani kız çocuklar erkek gibi davranıp orada birbirlerine aşk mesajları gönderiyorlar, ahlaksız mesajlar gönderiyorlar. Sanki sevgiliymiş gibi yazışıyorlar. Bununla ilgili itiraflar çok geldi bana bugün. Çok üzüldüm, çok şaşırdım. Zaten bazı gördüğüm Twitter adreslerinde böyle aşkım, canım, cicim, yani 12-13 yaşındaki çocukların birbiriyle böyle konuşmaları, karım, eşim, karıcığım, kocacığım ifadeleri çok abesti. Yani sanırım pedofilik öğeler de taşıyor bu tür konular. Çok ciddi sıkıntılar var. Son bir kişi daha alıp ondan sonra YouTube'a geçelim. Evet, kimi alalım? Merve Aun. Evet, Merve kendi ismiyle katılmış. Evet. Merve Aun. Bakalım neler söyleyecek. Merhaba. Merhaba Merve. Nereden katılıyorsun? Yaşın kaç? İsmin nedir? Adım Merve zaten. Batman'dan katılıyorum. Bunu Evet, söylemem Merve. gerek var mıydı bilmiyorum. Yaşım 16. 16. Hoş geldin Merve. Seni dinliyoruz. Buyur. Şimdi size çok hak vermediğim konular olsa da hak verdiğim konular da var tabii ki. Özellikle şu işte, nasıl söylesem, oppacı kitle diyoruz. Oppacı kitle zaten çok az ama mesela hani üyelerle mesela evleneceğim gibi hayaller kurmak gerçekten bana göre çok çok saçma. Ki bu tür insanları zaten çoğu ARMY desteklemiyor. Çoğu ARMY tarafından bu tür insanlar kesinlikle dışlanıyor.
Ama onun dışında mesela bu kadar çok fazla konu varken Türkiye içerisinde sizin sadece K-pop'a takmanız bizi yani ARMY'leri en çok etkileyen konu bu. Peki Merve, şimdi ben tabii bir yazarım, yani bir kitabım var. Kitabımda bir sürü konudan bahsettim. İşte yeni dünya düzeni, 5G, 5G'nin insan sağlığına verdiği zararlar, dijital dünya nereye gidiyor, yapay zeka nereye gidiyor, bir sürü konuya girdim. Ve kitabın ilk üç baskısında K-pop'tan bahsetmedim. Yani K-pop'a hiç girmedim. Dördüncü baskıda mecburen girdim. Peki sizler ne yapıyorsunuz Türkiye için? Yani K-pop'u sabahlara kadar araştırmak, hangi kim kimle ne yapmış, hangi kıyafeti giymiş, hangi şarkıda ne olmuş dışında siz ne yapıyorsunuz? Türkiye'nin genç, 16 yaşında bir genç kız olarak Türkiye için ne yapıyorsun? Bana en son ne yaptığını söyler misin? Bir de en son okuduğun kitabı söyler misin bana? Ben kitap okumayı ciddi anlamda çok seviyorum. Bu arada en son okuduğum kitap Çalıkuşu, Neşet Nuri Gültekin'den. Yani kitap okumayı seviyorum tabii ki derslerimize, kitaplara, kültürümüze de önem vermeliyiz. Ama onun dışında başka ülkeleri tanımanın bence çok yani Başka nasıl hangi söyleyeyim ülkeyi çok mutlu tanıdın? olduğunu Hangi düşünmüyorum. ülkeyi tanıdın başka, Kore'den başka? Mesela Kore'den başka benim bu yabancılara dediğim yani yabancılar dediğim işte Amerika tarzı insanlara, hip hoplara falan da yani. Çünkü bu zamandaki çocukların Bana hepsi böyle yani. Türkiye dışında tanıdığın Kore hariç bir ülke söyler misin? Bu ülkeyi tanıyorum, araştırdım dediğim bir ülke var Yani mı? Güney Kore kadar asla ve asla şey bir tanıdığım bir ülke yok. Çünkü yani Güney Kore'nin insanlarını mesela çok araştırıyoruz. Tabii ki Niçin bunları mesela? yapmayanlar da var. Niçin mesela Çünkü Güney Kore'nin? bize yani bana yakın geliyor ki bu herkese bence öyle geliyor. Ben Peki Türk Trabzon biliyor musun? Trabzon nasıl bir yer? İzmir nasıl bir yer? Adana nasıl bir yer? Ankara, Konya, Evet, doğru. İstanbul Yani biliyor musun buraları? Türkiye'de de Araştırdın mı? geziyorduk tabii ki. Türkiye'de geziyoruz tabii ki. Gezdiğimiz yerlere mesela ben atıyorum Mersin'e gideceğim. Mersin hakkında araştırma yaparım. İşte herkesin de mesela tabii ki çocuk olarak yani ben de çocuğum. 16 yaşım diye çok büyüğüm demiyorum. Çocuğum mesela Güney Kore'ye gitme hayalimiz var. Yani çoğu ARMY'de bu Peki vardır. Türkiye'yi daha iyi tanıyorsun, Güney Kore'yi. Türkiye'yi daha iyi tanıyorum tabii ki. Türk yemeklerini daha iyi tanıyorsun, Kore yemeklerini. Türk yemeklerini. Mesela bana Kore'den 3 tane yemek sayar mısın? Kore'nin kendine özel olan yani bizim gibi turşusu var, kimbap var. Ramyon veya ramen var, makarna çeşitleri. Aslında asılı Japonya'ya dayanıyor. Ve tteokbokki var. Peki Koreliler sence bizim onları bildiğimiz kadar Türkiye'yi biliyorlar mı? Yani Türkiye'ye karşı ilgisi olanlar da var. Türkiye'ye gelip yaşayanlar da var. Mesela yolda mesela Güney Kore'de yaşayan Türkler röportaj falan yapıyorlar. Burada zaten Güney Kore'nin dondurmasını işte ünlü olan şeylerini söylüyorlar. Dondurma, Ankara'nın başkenti olduğunu, kardeş ülke olduğumuzu falan bilenler var. Anladım. Yani diyorsun ki peki son olarak şunu sorayım. Sence Türkiye ile Kore'yi kıyaslasan hangi ülkede yaşamak istersin? Ben Güney Kore'de yaşamak isterdim. Yani sırf bu nedenlerden bile olabilir. Güney Kore, yani Türkiye bana göre çok harika bir ülke değil. Her ne kadar güzellikleri olsa da işte tarihi eserleri falan her şey çok güzel olsa da insanları açısından Türkiye yaşanacak bir yer değil. Anladım. Çok teşekkür ederim Merve. İnşallah Kore'de yaşarsın. Bir daha da Türkiye'ye gelmezsin. Orada İnşallah. hayatın sonuna kadar orada yaşarsın. Teşekkür ederim. İyi akşamlar sana. İyi akşamlar. Evet arkadaşlar, şu anda YouTube'a geçiyoruz. Daha sonrasında inşallah YouTube'dan sonra yine Instagram açacağım. Konuşmaya devam ederiz. Görüşmek üzere.